Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bugün farklı bir tarifim var arkadaşlar. İsterseniz öğünlerinizde tek bir yemek olarak tüketebileceğiniz, isterseniz meze olarak tüketebileceğiniz bir tarif. Böyle bahçeye nanelerden ekmiştim arkadaşlar. Böyle aşı nane, biraz da yoz nane. Bunlar saksılarda yetişti arkadaşlar. Bunları böyle tek böyle köksüz olarak almıştım. Bunları kendim köklendirip çoğalttım. Sizlere de göstereyim nasıl yaptığımı. Böyle yapraklarını kopartıyorum. Bu şekilde suyun içerisine ıslıyorum. İsterseniz böyle kopartın bardağı ıslayacaksanız. İsterseniz şişeye ıslayacaksanız bu şekilde ıslayabilirsiniz. Buralarından kökler atıyor. 2-3 güne bir arada suyunu değiştirin. 15-20 güne köklenir. Bu şekilde de saksıya ekip balkonlarınızda nane yetiştirebilirsiniz. Şimdi tarifimize geçelim arkadaşlar. Nanenin böyle iyi olan yapraklarını, uç kısımlarını bu şekilde alacağım. Böyle nanenin yapraklarından hazırlayacağız bunu. Köklerini, dallarını kullanmayacağız. Bu yoz nane, eski nanelerden arkadaşlar. Bazıları yoz nane, bazıları da eski nane diyor. Şimdi de aşı naneler de var. Onların reyhası bunların kadar olmuyor. Pazarlarda bu şekilde denk gelirseniz söylediğim gibi köklendirip sizler de saksılarınızda yetiştirebilirsiniz. Aşı naneden de olur fakat bunlar daha güzel oluyor. Benim şu anki yaptığım nanelerden daha taze bulursanız onunla yapın. Onunla daha güzel olur. Benim elimde bu olduğu için bununla sizlere göstermek istedim. Bayağı kartalmış benimkiler. Gördüğünüz gibi ayıkladım. Çok güzel oldu. Bu yoz naneler yayla çorbasında, yoğurt çorbalarında daha güzel oluyor. Aromasını daha keskin veriyor. Bu aşı nanelerde, bunlarda da oluyor kokusu. Bu yoz nane kadar olmuyor. Bunlar bir de çabuk yozuyor. Narpuz oluyor. Üzerleri tülü tülü oluyor. Böyle bulamazsanız da bunlardan da üretebilirsiniz. Nanelerin taze yerlerinden yoğurtlayacağım kadar yeterince ayıklayacağım. Daha sonra da yıkayacağım. Yapım aşamasında tekrar görüşelim arkadaşlar. Karıştırma kabımın içerisine 250 gram kadar süzme yoğurt koydum. Bu şekilde süzme yoğurdunuz yoksa evinizdeki yoğurdun kat yerinden de yapabilirsiniz. Nanelerimi de çok güzel yıkadım. Gördüğünüz gibi hiç örselemedim karartmadan. Şimdi bu yoğurdumuzu güzelce bir çırpacağım. Sulu yoğurtla yaparsanız bu tarif güzel olmaz. Susuz yoğurtla yapın arkadaşlar. Şimdi yoğurdumuzu bir çırpmaya geçelim. Şöyle önce bir çırpacağım bu şekilde. Su eklemeden bu şekilde ilk başta çırparsanız daha güzel olur yoğurdunuz. Böyle yoğurtlamalarda çırpmanız çok önemli. Yoğurdun pürüzsüz olması için. Böyle arası topaklı olursa hiç de güzel olmaz. Birazcık su ekleyeceğim. Hafif kıvamını açacağım. Çok sulu olduğu zaman hiç de güzel olmuyor. Yaparsanız böyle söylediğim gibi yoğurdun susuz tarafını alın. Veya süzme yoğurt kullanın. Zaten yoğurtlamalarda süzme yoğurt daha güzel olur her zaman. Birazcık daha ekleyeceğim. İsterseniz çok katı yapıp ekmeğin üzerine sürüp yiyebilirsiniz de. O şekilde tüketebilirsiniz. O şekilde ikramlık da hazırlayabilirsiniz. İster meze deyin, ister yoğurtlama deyin arkadaşlar. Harika oluyor. Şimdi de sarımsağımı ekleyeceğim. 2 diş sarımsağı rendeledim. İsterseniz havanda dövebilirsiniz de. Bu sarımsağın 3-4 farklı saklama yöntemleri de kanalımda mevcut. Videosu var. Oradan bakıp sarımsaklarınızı bozulmadan saklayabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı da tuz ekledim. Şöyle beraber bir çırpıyorum. Her tarafına dağılmasını sağlayacağım. Sarımsak isteğe bağlı. İstemezseniz koymayabilirsiniz. Koyunca da çok güzel oluyor. Birazcık daha su ekleyeceğim. Biraz gözüme katı geldi. Yiyeceğim, çırptım artık. Kıvamı gayet güzel. Gördüğünüz gibi pürüzsüz çok güzel bir sarımsaklı yoğurdumuz oldu. Şöyle yoğurdumu da kenarıya alayım. Şimdi de nanelerimi doğrayacağım. Kesme tahtamı koydum arkadaşlar. Onun üzerinde kıyacağım. Suları da çok güzel süzülmüş. Gördüğünüz gibi kararma yapmadı. Böyle yıpratmadan yıkadım nanemi. 3-4 defa tertemiz oldu. Biraz suda bekletip öyle yıkadım. Bu şekilde doğruyorum arkadaşlar. İsterseniz daha ince de doğrayabilirsiniz. İsterseniz daha iri doğrayın. Sizin isteğinize bağlı. Ben böyle normal bir şekilde doğruyorum. Ben bunu sürekli yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Böyle bir araştırdım internette. Hiç de tarifini görmedim. Farklı olur sizler de yapmak istersiniz diye paylaşmak istedim. Havalar ısındı artık böyle serin yiyecekler daha güzel oluyor. Yağlı yiyecekler ağır gidiyor. Sizler de böyle yapıp tüketebilirsiniz. Dolabınızdan yoğurdunuzu buz gibi çıkarttığınız zaman hemen hazırlayın bu şekilde.
Yanına başka bir şey koymaya da gerek yok. Hemen bir soğan kesin ekmeğinizle yiyebilirsiniz. Diyet yapan arkadaşlar da yapabilir. Bir tane doktordan duymuştum. Buna annenin iştah kesme özelliği de varmış. Çiğnediğiniz zaman. Diyet yapan arkadaşlar için de iyi olacağını düşünüyorum. Üzerine biraz sonra sos hazırlayacağım ben. Diyet yapan arkadaşlar sossuz hazırlayabilir. Az malzemeli olması, malzemelerine kolay ulaşılabilir olması ayrıca daha güzel. Hemen yapıp tüketebiliyorsunuz. Kalan nanelerimi de bu şekilde doğramaya devam edeceğim. Nanelerimi doğradım arkadaşlar. Şöyle karıştırma kabımı bir alayım. Sarımsaklı yoğurdumuzun içerisine ilave edeceğim. Pişirme işlemi olmuyor. Böyle bu şekilde direkt ekliyoruz. Burada birkaç tane irik kalmış. Onları alayım. Hepsini ekledim arkadaşlar. Şöyle bir güzelce bir karıştırayım. Bunda yoğurdu biraz fazla olacak. Nanesi çok baskın olmayacak. Nanesi çok olursa iyi olmaz. Biraz yoğurdu fazla olursa daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde ideal oldu. Yiyeceğim, karıştırıp sunumuna geçeceğim. Karıştırdım arkadaşlar. Şimdi de sunum tabağımı alıyorum. Gördüğünüz gibi harika oldu. Nanenin kokusu da o kadar güzel geliyor ki. Yediğiniz zaman bunun nane olduğuna bile inanmayacaksınız. O kadar lezzetli oluyor diyebilirim size. Şöyle güzelce tabağımı her tarafına yayayım, düzeltim. Şimdi üzerine sos dökeceğim arkadaşlar. Yağımı kızarttım arkadaşlar. Toz biber ilave edeceğim. Biraz zeytinyağı, biraz tereyağı koydum. Ocağımda kızarttım güzelce. Gördüğünüz gibi toz biberimi de ilave ediyorum. Şimdi şöyle toz biberimi bir karıştırayım. Yağın sıcağına hemen bir kavrulsun. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bu kadar yeterli. Ocakta olsaydı yanardı. Böyle daha güzel. Şöyle üzerine sosunu da gezdiriyorum. Diyet yapanlar sade yapabilir arkadaşlar. Fakat bu tereyağı toz biberli sos çok güzel lezzet veriyor. Gördüğünüz gibi harika oldu. Bu kadar sos yeterli. Şimdi üzerine bir süsleyeyim bunu. Nanenin uç yapraklarına da şöyle süslüyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Görüntüsü de harika oldu. Şöyle birkaç tane daha koyayım. Az malzemeli, pratik, hafif bir tarif hazırladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nefis oldu. Şöyle yakından da bir göstereyim. Yaz aylarında bol bol yapıp tüketebileceğiniz güzel, kolay bir tarif. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bir dahaki videomdan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.